Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde milli değerlerimizden biri olan zerdevaları tanıtmak istiyoruz. Videoda da yavru, henüz 3 aylık olan bir zerdeva yavrusu göreceksiniz. Çok tipik fenotipe sahip, zerdevanın bütün fiziksel özelliklerini görebileceğimiz bir yavru. Zaten Zerdeva Derneği tarafından onaylanmış, kayıt altına alınmış bir yavru. Şans eseri olarak bizi ziyarete geldiler. Biz de bu fırsatı hemen değerlendirip zerdeva ırkı hakkında biraz sizi bilgilendirmek istedik. Şimdi en başta bu ırk bizim milli köpeklerimizden biri. Biraz gölgede kalmış olan bir ırk. Çoğu insanın tanımadığı bir kangal kadar, bir akbaş kadar popülaritesi olmayan bir ırk ama aslında çok eski ırklarımızdan bir tanesi. Genellikle Doğu Karadeniz ve Trabzon bölgesine spesifik, oraya ait, orijinin orası olduğu düşünülen ve gerçekten de çok eskiye dayanan bir ırk zerdava ve çok enteresan özelliklere sahip olan, çok ciddi karakteristik, diğer köpeklerden ayrılan özelliklere sahip olan bir ırk zerdavalar. Ve bu ırkın eskiden kullanılış amacı genellikle av köpeği olarak kullanılması ve genelde de dağlık bölgelerde, tepelik bölgelerde domuz avında kullanılan köpeklerdir. Tabii baktığınız zaman fiziksel olarak işte domuz avında başka kullanılan hangi ırk var? İnsanların kullandığı Dogo Argentino mesela domuz avına yönelik yetiştirilmiş olan bir köpek ama ciddi cüsseye sahip olan bir köpek. İşte kafa yapısı çok farklı. Daha böyle molozoit bir ırk. Zerdavaya baktığınız zaman bu nasıl domuz avı diyeceksiniz. Ama inanamayacağınız kadar cesaretli, gözü son derece pek, ciddi anlamda inatçı ve çok iyi burnuna sahip olan ve çok iyi korumacı özelliği olan bir ırktan bahsediyoruz. Zerdavalar ve bu bizim milli değerimiz. Şu anda bu ırk özellikle FCI bünyesinde de işte dernek tarafından yapılan çalışmalarla FCI bünyesinde de yani Uluslararası Kanin Federasyonu bünyesinde de bir takım çalışmalar yapılıyor. Hatta yurt dışından bir kinolojiden birini gönderdiler ve o bölgede incelemeler yapıldı. Irk konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Bizim milli ırklarımızdan biri ve son dönemlerde biraz üstüne düşülüyor ama bir dönem neredeyse yok olma seviyesine gelmişti ama tekrar canlandırıldı. Özellikle Zerdevalara spesifik derneğin kurulması ve dernek faaliyetleriyle birlikte bu ırkın tekrar üretilmesi ve kayıt altına alınması konusunda ciddi hamleler yapılıyor. Söylediğim gibi bu ırk bizim milli köpeğimiz, milli köpeklerimizden, milli ırklarımızdan bir tanesi. Ve bu ırkın bir takım fenotipik özellikleri var. Birçoğu dik kulaklı olan zerdavaların genellikle kahverengi, beyaz ve bir takım noktalı, çilli lekelenmelere sahip olabilen köpekler. Aslında medium size köpekler, orta büyüklük de olan köpekler genellikle böyle maksimum 20-25 kiloları gören köpekler ama son derece böyle tıknaz bir vücut yapısı var fakat çok çevik köpekler, bacaklar birazcık gövdeye göre uzun, böyle bize biraz Mısır'ın basenji köpeğini andıran bir fenotipleri var. Size olarak da onun kadar köpekler ama tabii ki çok farklı özellikleri var. Dediğim gibi renk varyetesi bu şekilde. Soğuğa çok dayanıklı bir köpek. Sıcağa da çok dayanıklı olan bir köpek. Alt tüy yapısı oldukça sağlam bir köpek. Bağışıklık olarak da sağlık anlamında da birçok hastalığa karşı direnci yüksek, kuvvetli bir köpekten bahsediyoruz ki dediğim gibi daha öncesinde av köpeği olarak kullanılan, özellikle de domuz avlarında kullanılan bu köpeğin korkunç iyi bir burun yapısı var. Burun reseptörleri çok kuvvetli olan köpekler bir dönem silahlı kuvvetlerde kendi bünyesinde ve poliste zerdevaları özellikle koku konusunda çalıştırdılar. Ama daha sonrasında bu köpek evrilerek daha çok bekçilik özellikleri yönünde kullanılmaya başlandı. Çünkü bu köpeğin en önemli özelliği çok cesur bir köpek olması, gözü çok pek bir köpek olması, itaat kurgusunun çok itaat kurgusu çok yüksek olmasa da bölgesine çok bağlı, kendi teritorisinde çok iyi koruma yapan bir köpek olması. Cüssesi dediğim gibi çok büyük olmaması ve çok güçlü görünmese de kendisinden beklenmeyecek kadar iyi bir dirayete sahip bir ırk. O yüzden bekçilik konusunda çok iyi. Zaten genellikle o bölgelerin yani Trabzon bölgesi, dağlık köyleri ve Doğu Karadeniz bölgesinde o bölgede bu köpek daha çok böyle bahçelerde, kapı önlerinde falan yaşayan köpekler ve bekçilik özelliklerinden ciddi anlamda
istifade edilen köpekler. Genellikle böyle bahçede, açıkta yaşamayı, tabii ki sığınacak yerleri olmak kaydıyla seven köpekler biraz inatçı bir ırk. O yüzden böyle apartman dairelerinde bekçilik özellikleri yüksek olduğu için, çok alert bir köpek olduğu için apartman dairelerinde beslemek zor olabilir. İmkansız değil ama zor olabilir. Kişinin ciddi efor sarf etmesi gerekiyor. İnatçı bir ırk, o yüzden böyle itaat kurgusunu çok sevmez ama sadakati ve bağlılığı, özellikle kendi bölgesine bağlılığı çok yüksek olan bir ırk. Dediğim gibi saflaştırma çalışmalarına çok tabi tutulmuş bir köpek olmadığı için genetik hastalıklara karşı direnci oldukça yüksek olan bir köpek. Yani bilinen böyle şu hastalığa çok yatkınlığı var, bu hastalığa çok yatkınlığı var diyebileceğimiz net hastalıklar yok. Medium size'a sahip olan köpeklerin genel yatkınlıklarını içerebilir ama diğer safırtlara göre sağlık konusunda çok daha dirençli olan köpekler. Evet arkadaşlar, zerdevaların en önemli özellikleri burunları çok kuvvetli, avda da kullanılabilen köpekler, yani hala hazırda devam ediyor kullanılmaları. Ama daha önemlisi bekçilik algıları çok yüksek olan köpekler, korumaya yönelik tavırları çok yüksek olan köpekler, bölgecilik tavırları çok yüksek olan, dirençli, gerçekten kuvvetli bir köpekten bahsediyoruz. En az diğer milli değerlerimiz, işte kangalımız, akbaşımız, sultan tazımız, malaklımız veyahut da işte Tarsus çatal burnumuz kadar önemli bir değer. Bir de tabii ki bir takım özellikleri birçok köpek ırkında rastlayamayacağımız kadar kuvvetli olan bir ırk olduğu için bu ırkı size tanıtmak istedik. Tabii ki istiyoruz ki gelecekte bu ırkın özellikle dernek tarafından da korunarak, kayıt altına alınarak bu değerin kaybolmaması yönündedir. Eğer bir zerdeva edinmek istiyorsanız bu ırkın bir derneği olduğu ve kayıt altına alınmış zerdevaların sistematik bir şekilde ıslah çalışmalarına tabi tutulduğunu unutmayın. Eğer bir zerdeva düşünceniz olursa da mutlaka derneğiyle irtibata geçerek, bilgilenerek edinmelisiniz.